Merhaba sevgili yarısı severler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 25 Mart 2020 günlerden çarşamba, saatlerimiz 23.37'yi gösteriyor. Yarın 26 Mart 2020 günlerden perşembe sevgili yarısı severler. Ben bütün arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi en içten dileklerimle ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Yeni günde koronavirüssüz bir gün istiyoruz. Yeni günde bu virüsün bittiğini duyduğumuz bir gün istiyoruz. Gerçekten hangi kanalı açsam, hangi videoyu izlesem, hangi yere baksam, hangi haber kanalını açsam koronavirüsten başka bir konu konuşulmaz hale geldi. Özledim, eski günlerimi özledim. Veli Efendi'ye gidip şöyle çim pistte at yarışını izlemeyi özledim. Arkadaşlarıma sarılmayı özledim. Arkadaşlarımla beraber oturup bir çay, kahve içmesini özledim arkadaşlar. Bir an önce kurtulalım. Bu benim en içten duamdır. Bu virüs denilen illetten kurtulmak arkadaşlar, gerçekten bıktım artık, sinirlerim tepeme geldi. Bu her yeri açıyoruz, her yere bakıyoruz, koronavirüs. Bu nedir anlayamadım arkadaşlar. En sonunda koronavirüsü geçireceğim de kurtulacağım, çıkacağım dışarılara. Bunu da düşünmeye başladım. Bilmiyorum yaşım el verir mi? 47 yaşındayım. Gerçi bir de kronik rahatsızlığım var. Daha önce zatüre geçirmiştim. O yüzden pek de olmak istemiyorum ama en sonunda olacağım. Atlatayım ve yeniden şöyle toplum içerisine çıkayım istiyorum arkadaşlar ama bilmiyorum nasıl yapacağız bu olayları. Arkadaşlar yarın biliyorsunuz 26 Mart 2020 Perşembe, gündüz Güney Afrika Val Hipodromu'nda koşulacak bir 8 koşuluk program vardı. Az evvel analizini yaptık. Yine akşam Gulfstream Park ABD yarışları var. Burada da 7 koşuluk program var. Ben özellikle ABD yarışlarının yarın sürprize çok müsait olduğunu, çok para verecek bir program olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Koşacak, izleyecek ve göreceğiz arkadaşlar. Bakalım para verecek mi? Bakayım tahminlerim doğru çıkacak mı? Programda bir tane bankom var. Güvendiğim bir bankom var. Geçeceğini düşünmüyorum. Tabi at yarışı bu. %100 de iddia etmiyorum ama çalışmalarım sonucunda çıkan bir bankom var. Bir tane de alternatif tekim olacak. Ufak oynayan arkadaşlara özellikle bunu alternatif tek olarak vereceğim. Yanına safkan da vereceğim. Yanına 3 safkan da vereceğim. Ama ben ve benim gibi arkadaşlar, ufak oynayan arkadaşlarım ikinci tek olarak ona da sığınabiliriz diye düşünüyorum. Analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını, destek vermelerini istiyoruz. Bakın arkadaşlar, koronavirüs, moronavirüs demiyoruz. Her gün sizlere tahmin veriyorum. Her gün burada büyük çaba harcayarak sizlere analiz veriyorum. Hala bu saatte iş yerime geldim. Hala dükkandan sizlere analizimi yapıyorum. Sizler de destek olun. Kanalımıza abone olun. Kanalımız ücretsizdir. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili yarışseverler. Ayrıca videolarımıza like atmanız çok önemli. Beğeniler çok önemli. Atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara taşıyacaktır. Sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır. O yüzden bütün arkadaşlarımdan da videolarımıza beğeni atmalarını, like atmalarını önemli rica ediyorum. Bir de videolarımızı izlerken reklamlar çıkıyor. Arkadaşlar reklamlar çıkmadan önce 5, 4, 3, 2, 1 diye geri sayım oluyor. Daha sonra reklam giriyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atlarsanız biz bir gelir elde edemiyoruz. Yani emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Ben özellikle arkadaşlarımdan ricam kanalımıza destek vermeleri, reklamları da izlemeleri. Ancak bu durumda gelir elde ediyoruz. Özellikle bu durumda kanalımıza destek vermenizi özellikle rica ediyorum diyerek ben 26 Mart 2020 Perşembe Gulfstream Park Amerika Birleşik Devletleri at yarışları analizlerime geçiyorum. Gulfstream Park hipodromunda 7 koşuluk bir program var. Altıl Gayen İlkaya programın ikinci koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Bu yarışta satış koşusu arkadaşlar. Kısa mesafede hız yarışı olacak. Burada bir safkan var bu koşuda. Ya bu safkan tek olur ya da bu ayakta çok at yazacağız arkadaşlar. Gerçekten birbirine eşit safkanların koşusu olduğunu görüyorum. Ben burada özellikle 11 numaralı Follow
Evet. Followish Footsteps isimli safkan okuyamadım arkadaşlar. Followish Footsteps isimli safkan bugün Lucez idaresinde piste çıkacak. Özellikle aradan sonra koştuğu güzel üçüncülüğüne dikkatleri üzerine çekti. Handikapıyla da bu gruptan üstün görülen 11 numaralı safkanı ben bugün birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 8 numaralı Rayo My King isimli safkan Alberto Burgos idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacaktır. Yine 6 numaralı Naco Papa Edgar Zayas idaresinde piste çıkacak. Bugün beğenimi kazanan bir başka isimdir sevgili yarışseverler. Bu üç safkanın dışına çıkması durumunda yine 4 numaralı Very Amushing isimli safkan bugün son güzel yarışıyla son güzel ikinciliğine dikkatimi çeken isim oldu. Son iki isim vereceğim. Yine Dylan Davis idaresinde piste çıkacak 7 numaralı Frank Alon isimli safkan ve 3 numaralı Matt Coot isimli safkanlar da benim bu koşta sizlere önereceğim bomba safkanlardır sevgili yarışseverler. Ve altıdan ikinci aya Çim bir yarış. Çok tehlikeli bir yarış. Kısa mesafe, 1000 mesafede Çim yarışı ve Taylar koşuyor. Çoğu safkan bu piste koşmamış. İlk defa koşan safkanlar var. Gerçekten ben riskli bir koşu olarak görüyorum. Buraya özellikle fazla safkan önereceğim ama tuttuğum sıraya göre değerlendireceğim. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe Çin piste koşulacak Maiden yarışında ben 7 numaralı Ohanze isimli safkanı özellikle aradan sonra koştuğu yarışta beğenimi kazandı. Bugün Paco Lopez idaresinde piste çıkacak 7 numaralı Ohanze'yi ben birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Spencer'in tayı 7 numaralı Ohanze'yi. Yine 6 numaralı Annalizet isimli safkan da bugün Lucez dairesinde ikinci şanslı safkan olarak değerlendiriyorum. Yine 8 numaralı Island Song. Arkadaşlar bu safkanla gerek Pedigree gerek bugün Javier Castellano biniyor. Bu safkan da bugün özellikle dikkat edilmesi gereken bir isim. İlk 3 safkan içerisinde bulunması gereken isim. Ama zor bir koşu. Özellikle kısa mesafede çıktığı gibi bitirebilir safkanlar. Bugün yine Dylan Davis idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Imperial Guard. Yine kuponlarda bulunması gereken bir diğer isim. Yine Witt. 1 numaralı With a Bit of Look isimli safkan özellikle kısaya yatkın pedigrisiyle bugün Michel Vasquez idaresinde piste çıkacak. Bu safkan da değerlendirilebilir. Yine bütçe durumuna göre 14 numaralı Tortola Pride bugün Edgar Prado idaresinde benim bomba safkan olarak önereceğim isimdir. Yine 2 numaralı Guacho ve 13 numaralı Sultanes Crown isimli safkanlar benim sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir diyorum. Ve altıdan üçüncü ana geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum piste koşulacak şartlı yarışı. Arkadaşlar burada özellikle 6 numara Ratlam isimli safkan. Evet son güzel ikinciliğin de dikkatini çekti. Bugün Gary Bryan idaresinde piste çıkacak. Gary Bryan idaresinde bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Fals Acouston isimli safkan da bu yarışta benim ikinci şanslı safkanım olacak. Gerçekten bu yarış da zor bir yarış ama ilerleyen ayaklarda altımız rahatlayacaktır. Yine 3 numaralı Colin E. Winner isimli safkan. Evet bu safkan da son güzel dördüncülüğüne dikkatimi çektiği güzel pedigrisiyle bu yarışa katılacak. Özellikle kuma yatkın orijiniyle benim üçüncü şanslı safkanım olacak. 1 numara Blackey ve 2 numaralı Stratejik Oatlık isimli safkan. Stratejik Oatlık isimli safkan da bugün sürpriz şansı verdiğim isimler. Burayı da 6, 5, 3, 1 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6 gayrin 4. ayağı. Yine Çim yarış, yine dişlere mahsus yarış. Bu sefer 1600 mesafede koşulacak. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çim pistte koşulacak dişlere mahsus Maiden yarışında ben 3 safkanla değerlendireceğim bu koşuyu. Evet arkadaşlar yine Joe Bravo idaresinde piste çıkacak Big Drama'nın tayı 1 numaralı Jenny Gem isimli safkanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 4 numaralı Sister Otolla isimli safkan ikinci şanslı ismim olacak ve son isim olarak da
9 numaralı Taynan isimli safkan da bugün benim 3. şanslı ismim olacak. Burayı da 1-4-9 şeklinde değerlendiriyorum ve Altı Galip'in 5. ayağına geçiyorum. Altı Galip'in 5. ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe çim pistte koşulacak şartlı yarışı. Dişlere mahsus yarış yine kısa mesafede hız yarışı olacak ama bugün bu sefer tecrübeli safkanların yarışı olacak. Burada özellikle ben mesafeye yatkınlığına burada 4 numaralı Paolo Andre isimli safkanı 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine ufak oynayan arkadaşlarım bu safkana alternatif tek olarak yazabilirler. Son ayakta da Banco bir isimle kapanış yapacağım. Çünkü bugün 4 numaralı 5. ayakta 4 numaralı Paolo Andre isimli safkan Luis Saez dairesinde benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 1 numaralı Cat Estray isimli safkan Michel Vasquez idaresinde benim 2. şanslı ismim olacak. Yine 2 numaralı Bali Stream burada ardı ardına 2 yarış kazandı. Güzel yarış kazandı. Factum'un tayı 2 numara Ballistream benim 3. şanslı safkanım olacak. Ve 4. isim olarak da 5 numara Shanghai Misters isimli safkanı veriyorum. Sevgili yarışseverler burayı da 4, 1, 2 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altı galinin son ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışında Banco bir isimle kapanış yapacağız. Evet arkadaşlar bu yarışta da ben 6 numaralı gerek handikapıyla gerek son yarış performanslarına dikkatimi çeken ve beğenimi kazanan bir isim 6 numaralı Blue Puff isimli safkanı ben bugün Javier Castellano idaresinde yarışsever arkadaşlarıma Altıgay'ın son ayağında günün Banco ismi olarak öneriyorum ve hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, hastalıksız bir gün olur. Güzel bir gün olur arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Size ve ailenize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.